Türkiye'nin yeni insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Kızıl Elma yeni bir test uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuş dünyada ciddi anlamda ses getirdi. Çünkü ilk defa bir insansız hava aracı nükleer başlıklı bir mühimmatla uçuş yaptı. Ne oluyor ya? Tabii ki paylaştığım bu haber kurguydu ama şunu görmenizi özellikle istedim. Türk Havacılığı ile ilgili bir haber yaptığınızda ne anlattığınızın bazı insanlar için hiçbir önemi yok. Her zaman motoru yerli mi sorusunu sormak için konuşmada bir es vermenizi bekliyorlar sadece. Elbette hepsi bunu art niyetle yapmıyor. Platformun tamamen milli olduğunu görmek istediği için bu soruyu gerçekten merakından soran çok insan da var. Düne kadar bu soruya verebileceğimiz müspet bir cevabımız yoktu. Şimdi ise Türkiye motor konusunda bir hayli yol aldı. Son olarak da Türkiye'nin İlk askeri turbofan motoru TF-6000 ilk kez çalıştırıldı. Havacılık motorlarında belki de savunma sanayinde bugüne kadar duyduğumuz en iyi haberlerden biriydi bu. O yüzden ciddi bir heyecan oluşturdu ve bu bahaneyle şu havacılık motorları konusunu da genel olarak bir konuşalım istedim. Bugün TEİ tarafından geliştirilen bütün motorları yani Türkiye'nin havacılık motorları hikayesinin çok önemli bir kısmını konuşuyoruz. Arkanıza yaslanın ve gururla izleyin. Çünkü bu videoda özellikle son 10 yılda bu alanda yazılan tarihe şahitlik diyeceksiniz. Ve başlamadan da kısa bir hatırlatma yapayım. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şunu da bitirelim artık bugün. Öncelikle şu motor meselesini genel anlamda kafanızda bir şekillendirmemize fayda var diye düşünüyorum. O yüzden biraz genel bir bilgilendirmeyle başlayalım. Türkiye'nin savunma sanayinde yoğunlaştığı 3 ana motor grubu var. Bunlar pistonlu motorlar, türbinli motorlar ve roket motorları olarak 3'e ayrılıyor. Pistonlu motorların hem benzinli hem dizel versiyonları var. İhalarda, arabalarda, tanklarda, lokomotiflerde, gemilerde falan kullanılıyor bu motorlar. Türbinli motorlarsa 4 ana gruba ayrılıyor. Turbojet turbofan turbo, fan, turbo ve turboprop motorlar. Bunlar bizim genel olarak esas odak noktamız olacak ve uçaklarda, helikopterlerde, gemilerde, tanklarda kullanılan motorlardan bahsediyoruz. Roket motorları da biliyorsunuz zaten Roketsan'ın çalışma alanı olan ve mühimmatlarda kullanılan motorlar. Onlar bugün odaklanacağımız kısım değil. Onlarla ilgili ayrıca konuşuruz. Az önce söylediğim gibi bizi bugün özellikle türbinli motorları ilgilendirdiği için kısaca bir onlardan bahsedelim. Türbinli motorlar bizim jet motorları olarak bildiğimiz ve adlandırdığımız motorlar ve jet motorlarının hepsi aynı çekirdekten çıkıyor. Yani temel Genelde hepsinin tasarımı aynı noktadan başlıyor. Bunların çalışma prensipleri hep aynı. Havayı emiyorlar, sıkıştırıyorlar, yanma odasında yakıyorlar ve arkadan fırlatıyorlar. Çekirdek motor dediğimiz bu. Eğer bu arkadaki havayı direkt atarsanız turbojet motoru olur. Arkaya bir türbin daha eklerseniz ve onunla helikopter pervanesini çevirirseniz şaft motoru olur. O türbinle helikopter pervanesi değil de motorun önündeki bir pervaneyi çevirirseniz turboprop olur. Hani bu önden pervaneli uçaklar var ya biliyorsunuzdur. Genelde o uçakları görünce sanki Pistonlu motorlu uçaklar zannediyoruz ama onlar da yine jet motorlu uçaklar. Yani pırpır pır dediğimiz uçaklar da aslında jet motoru taşıyor. Yine aynı motorun önünde büyük bir fan çevirdiğiniz zaman da turbo oluyor. Turbofan fan motorlarda bildiğiniz yolcu uçaklarında kullanılan o devasa motorlar. Yani genel olarak bakarsak savaş uçakları turbojet motorları kullanıyor, ihalar turboprop, yolcu uçakları turbofan ve helikopterlerde turbo şaft motorları kullanıyorlar. Genel olarak türbinli motorları anlamak için bu bilgi aslında yeterli. Az önce motorları anlatırken şunu fark etmiş göreceksinizdir. Türbinli motorlarda bütün motor türlerinin tek bir çekirdekten çıkıyor olması gibi büyük bir avantaj var. Bu alanda ürettiğiniz her bir motor farklı türdeki bir motorun üretim sürecini kolaylaştıracak ve hızlandıracak tecrübeleri kazanmanızı sağlıyor. Yani türbinli motorlar alanında yaptığınız her çalışma kendisinden çok daha fazla getiriye sahip. Türbinli motorlar ve genel olarak havacılık motorları dediğimiz zaman da Türkiye'de ilk akla gelen firma elbette TEI. Peki TEI nasıl bugünlere geldi? Bu konuda ilk önemli gelişmeyi 1996 yılında yaşadılar. ABD, T-38 uçaklarında bir modernizasyon istiyordu. Bu T-38 uçakları bizim Türk Yıldızları'nın da kullandığı o kırmızı uçaklar. Bu uçakların biraz daha geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı ve motorun egzoz nozulunu tekrar tasarlayıp menzilini ve gücünü %10 artırabileceklerini düşünüyorlardı. İşte TEI bu tasarımı ve imalatı yaptı ve bu şekilde 96 yılında ilk önemli işlerini yapmış oldular. Belki de bütün süreci başlatan proje buydu. Ardından 2003 yılında Avrupa Birliği'nin ortak üretimi olan A400M kargo uçağının motorunun konsorsiyum katıldılar. Bu motorun birçok önemli parçası T tesislerine tasarlandı ve üretildi. Bu süreçte yerli motor geliştirme serüvenimizde büyük katkıya sahip. Yine 2005-2006 yıllarında General Electric ile bir ortaklık yapıldı ve F-135 motorunun geliştirme sürecinde beraber çalışıldı. İşte bu üç çalışma T'ye çok ciddi tecrübe kazandırdı. 2010'lara doğruysa ilk yerli motor çalışmalarına başladılar. Mesela tg 35 motoru o dönem geliştirildi. Bu motor Tİ tesislerinde üretilen ilk minik motordu ve 35 pound itki veriyordu. Daha sonra bu motoru turboprop bir motora çevirdiler ve TP38 ortaya çıktı. 2010-2012 yıllarında bu motorla 156 kiloluk bir İHA'yı bile uçurdular. Testler Samsun'da yapıldı ve başarılı oldu. Bu deneysel bir İHA'ydı. Sonrasında önemli çalışmalar yapıldı. Bu tecrübenin üzerine sürekli yenileri eklendi. Ve 2017'ye gelindiğinde artık t bir motorun tamamını üretebilecek hale geldi. 2014 yılından itibaren de çok ciddi projeler ortaya çıkmaya başladı. Kısaca bu projelerden de bahsederek ilerleyelim. Hem bu sayede Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği motorları da derli toplu bir şekilde görmüş oluruz. Tabi bu bahsettiğimiz sadece T tesislerinde üretilen motorlar. İlk olarak TJ90 Turbojet İHA motoru ortaya çıktı. Bu motorda ilk defa yerli motor yanma odası üretildi ve şimşek hedef uçakta kullanılıyor. 90 librelik bir etkisi var. Toplamda 3,6 kilo. Yani hafif bir motor. Uzun zamandır da aktif olarak kullanılıyor. Haziran 2017'de şimşekle 10.000 feet irtifada test uçuşunu başarıyla tamamlamıştı. Sonrasında seri üretim motorlar teslim edildi ve hava kuvvetleri tarafından aktif kullanılmaya başlandı. Burada bir parantez açayım. Çok hoşuma giden bir şey var. Onu anlatayım size de. Biliyorsunuz bu motorun kullanıldığı şimşek bir hedef uçak. Yani savaş jetlerinde pilotlarımız eğitimlerini bu uçaklarla yapıyorlar. Kalkıyorlar. Bu hedef uçaklar fırlatılıyor ve bunları vuruyorlar. Tabi bunlar küçük uçaklar. Normalde F-16 radarlarının bunları görmesi kolay değil. O yüzden şimşek özel metalik bir boya ile boyanıyor. Tabi böyle olunca turbojet motorumuz TC-90'ın bol bol üretilmesi gerekir diye düşünüyor insan. Çünkü her eğitimde şimşek uçakları vurulup vurulup gidecek. Ama pek öyle olmuyor. O bahsettiğim güzel hikaye burada gizli. Hava kuvvetlerimizde bakılıyor ki bu hedef uçakların maliyeti yüksek. Nereden baksanız 100 -150 50 bin dolarlık uçaklar her seferinde vurulduğu zaman bu ülkenin sermayesi vurulup gidiyor. Şöyle bir çözüm buluyorlar. Strafordan şimşek hedef uçağının birebirini üretiyorlar. Ve bunu normalde şimşeğin boyandığı o özel metalik boyayla boyuyorlar. Yani bizim savaş uçağımız bu strafor malzemeyi bir F-16 gibi algılayabiliyor radarında. Ardından bu strafor modeli bildiğimiz şimşek hedef uçağının biraz uzağına telle bağlıyorlar. Şimşek uçtuğu zaman bunu da uçuruyor. F-16 vurduğu zaman bu straforu vuruyor. Yani eğitim yine yapılıyor. Telle bağlı olduğu için aynı manevraları yine gösterebiliyor uçak. Ama sonucunda milli sermayeden 100-150 bin dolar gitmiyor. Bir parça Stafor gidiyor sadece. İlk duyduğumda çok hoşuma gitmişti. Çünkü çok akıllıca bir hareket. O yüzden şu an hazır fırsatı bulmuşken TC-90 motoru ile birlikte bunu da paylaşayım istedim. Bundan sonra T'yi çok önemli bir proje tamamlıyor. Ve PD-155 dizel İHA motorunu geliştiriyor. Aslında birçok şeyin başlangıç noktası da belki bu motor. PD-155 adından da anlayacağınız gibi 155 beygir güç üretiyor. Ve Anka insansız hava aracı için geliyor. İlk seri imalat motor teslimi 2017'de yapıldı. 2018'de Anka bu yerli motorla ilk uçuşu gerçekleştirdi. Yani 6 senedir motoru yerli. Biz normalde Anka insansız hava aracında motoru Almanya'dan alıyorduk. Alman Centurion 2.0 motoru Anka'ya güç veriyordu. İlk etapta hiç sıkıntı çıkarmadan bu motoru bize teslim ettiler. Muhtemelen Türkiye'nin o zamanki insansız hava aracı çalışmaları daha ilk evrede olduğu için çok ciddiye almadılar. Sonra baktılar ki bu iş ciddiyete bindi. Türkiye, Bayraktar, Anka gibi gibi müthiş platformlar geliştiriyor. Hemen devlet eliyle bir ambargo başlattılar. Yani üstü örtülü bir kısıtlamayla bu motoru bize vermemeye başladılar. Şu an konuştuğumuz PD155 ortaya çıkınca bu sefer neye uğradıklarını şaşırdılar. Çünkü bunu beklemiyorlardı ve Anka'nın PD155 ile yaptığı ilk uçuştan hemen bir hafta sonra Almanya Türkiye'ye bu ambargoyu kaldırdı. Ama tabii artık her şey için çok geçti. Çünkü kötü komşu bizim mal sahibi yapmıştı. Bu motor uçuşta başarılı olunca hemen 9 tane teslim edildi ve sonrasında üretimi durdu durduruldu. İnsanın hemen aklına madem başarılı olduysa üretim niye durduruldu sorusu geliyor tabii ki. Ama bu seferki durdurulma Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki durdurulma gibi değil. Bu güzel bir sebeple durduruldu. Çünkü PD-170 geliştirildi. PD-170 turbo dizel bir havacılık motoru. Yine adından da anlayacağınız gibi 170 beygir güç üretiyor. Ve bunu yaparken PD-155'in girdiği yere girebiliyor. Çünkü boyutları aynı. Tepeden tırnağa her şeyi yerli ve milli. Anka bu motorla ilk uçuşunu PD-155 ile uçtuğu yıl yani 2018'de yaptı. PD-155 ile uçuşu 2018'in başındaydı. Bu da sonunda oldu ve bu motoru aktif olarak da kullanıyor hala. Ekim 2023'te ise Bayraktar TB3 PD-170 ile ilk uçuşunu yaptı. PD-170 Türkiye'nin geldiği noktayı ve kabiliyetlerini gösterme konusundaki en iyi örnek bence. Çünkü yüksek irtifada ürettiği güçle dünyadaki bütün rakiplerinin önünde. Ve bunu yaparken onlardan daha az yakıt tüketerek yapıyor. Bu da öyle farazi yapılmış bir karşılaştırma değil. Test sonuçlarının verdiği rakamlar bunu gösteriyor. Peki aklınıza şu soru geldi olabilir. Madem böyle bir durum varsa Bayraktar TB2 neden bu motoru kullanmıyor? Biliyorsunuz Bayraktar TB2 hala yabancı motorlu uçuyor. Bunun çok basit bir sebebi var. PD-170 1.5-2 ton sınıfı İHA'lar için üretilmiş bir motor. Bayraktar TB2 600 kilo. Yani bu motor için çok küçük bir platform. O yüzden kullanmıyor. Bu ailenin son üyesi de PD-222. Bu 225 beygir güç üretiyor ve işin daha da güzel kısmı şu PD-155'in sığdığı yere bu da sığıyor. Yani boyut hala büyümedi ama ürettiği güç ciddi ciddi anlamda arttı. PD-222 üretildiğinde adından ciddi anlamda söz ettirdi. Çünkü ömrü çok uzun. Bakın bu motorlarda şöyle bir şey var. Belli bir süre kullandıktan sonra motoru bakımla falan devam ettiremiyorsunuz. Komple çöp oluyor. Mesela PD-222'nin muadili olan Avrupalı motorlar 1200 saat uçabiliyor. 1200 saatin sonunda motorlar çöpe gidiyor. Bizimki için bu rakam 3600 saat. Yani tam olarak 3 katı. Testlerde bunu net şekilde gördük. Hatta bunu Avrupalı muadilleri de gördü de kendi motorlarının ömürlerini model. Organizasyonlarla 1800 saate çıkardılar. Hala bizimki onlardan iki kat fazla ömre sahip. PD222 Anka, Aksungur ve Bayraktar TB3'te kullanılacak. Aslında daha önce Akıncı'da da kullanılacağı açıklanmıştı ama Akıncı'nın ismi listeden çıkarıldı. Sebebi nedir bilmiyorum. Bunların dışında T üretimi bir diğer motorda PG50. Bu benzinli bir İHA motoru. Adından anlamışsınızdır zaten. 50 beygir güç üretiyor. Küçük bir İHA için tasarlandı. Kargı dolanan mühimmatına güç veriyor kargı İsrail'in Harop mühimmatının muadili olan bir dolanan de mühimmat. Değilmemiz gereken bir de tc 300 motoru var. Bu da Türkiye'nin ilk orta menzilli gemi savar füze motoru. Bu motorun seri üretimi daha başlamadı ama bugün yarın başlar. Ve bu motorun hikayesinde de bir dünya rekoru var. Sıfırdan son aşamaya kadar tam 2,5 yılda gelindi. 2,5 yılda böyle bir füzeyi geliştirebilen bir örnek dünyada yok. Yalnız şaka maka T'nin yaptığı motorları da saymakla bitiremedik. Mesela TS1400 Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru. Bu da yine rekor sürede geliştirildi. 6 yılda sıfırdan bir helikopteri uçuracak hale geldi. En yakın rakibi 8 yılda geliştirilebilmişti. Mesela şu an Atahan kullandığı motor 8 yılda geliştirildi. Bu motorun ilk insanlı uçuşunu 19 Nisan 2023'te gördük. Yani bu da artık tamamlanmış bir proje. Bunların dışında bugünkü videoyu yapmamıza sebep olan TF6000'e gelmeden önce bahsedeceğimiz 2-3 motor daha var. Mesela 2015 yılında PG115 adlı bir benzinli İHA motoru geliştirildi. Yine 2017'de Gökbey için TS1200 çekirdek motoru geliştirildi. 2018 yılında T700 T701D motoru geliştirildi. Bu Türkiye'de üretilen ilk helikopter motoru. Bu ilk yerli olanı, ilk milli olan TS-1400'dü. Çünkü T bu motoru General Electric lisansı altında üretiyor. Bütün bir motor sürecinden bahsettik ve gelmek istediğimiz noktaya sonunda geldik. Yani TF-6000. Bu motor geçenlerde ilk kez çalıştırıldı. Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru olduğu için özel bir yeri var. Bayraktar Kızıl Elma ile Anka 3 insansız savaş uçakları bu motoru kullanacak. Bir de bunun TF-10000 versiyonu var ki o bunun art yakıcıya sahip konfigürasyonu. TF-6000 eğer Milli Savaş Uçağımız Kaan'ın motor ihalesi Tİ'ye verilirse Milli Savaş Uçağımızın motorunun da temelini oluşturacak. Ama şu an için net olarak bildiğimiz şey Milli insansız Savaş Uçaklarımızın kalbi olacak bu motor. Bu çok önemli çünkü muhtemelen Kızıl Elma ve Anka 3 Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat kalemlerinin en önemli iki bileşeni olacak. İleride müttefik olarak gördüğümüz ülkelerin tamamı bu platformları almaya çalışacak ve çok büyük bir pazardan bahsediyoruz şu an. Güney Amerika'dan Afrika'ya, Arap coğrafyasından Asya'ya kadar her bölgede ülkeler bizden bu iki platformu almaya çalışacaklar. Böyle bir durumda eğer motorunu biz üretiyor olmasaydık bu platformları ihraç edemezdik. Çünkü buna motoru aldığımız ülke müsaade etmezdi. Zaten hatırlarsınız daha önce Atak helikopterinde böyle bir süreç yaşadık. ABD izin vermedi satamadık. TF6000 projesi olmasaydı Kızıl Elma ve Anka 3 içinde aynı şey yaşanacaktı. İşte bu yüzden bu proje insansız savaş uçaklarının kalbi olacak bir proje. Hatta önümüzdeki dönemin giderek insansız sistemlere doğru evrildiğini düşünürsek TF6000 projesinin öneminin de günden güne artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu motor envantere muhtemelen 4-5 yıl içerisinde girecektir. Yani tahminim 2028'de filan Kızıl Elma ve Anka 3'ün milli motorla uçtuğunu görürüz. Bu da emin olun çok büyük bir gurur kaynağı olacak bizim için. Bugün konuştuğumuz motorlar Türk savunma sanayinin en büyük meydan okumalarından biri olarak görülebilir. Çünkü Türkiye son yıllarda savunma sanayinde resmen destan yazdı ve bu destanı yumuşak karnı her zaman motor motorlardı. Şimdi buradaki boşluk doldurulmuş oldu. Allah'a emanet olun.